Merhaba açık Ortakollular kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 2018-2019'da çıkmış Şimdi sınıf 1. dönem İngilizce sorularını çözeceğim. Hemen başlayalım. İlk soruda tabloyu doldurmamız istenmiş. Bakın şurada bir boşluk var. Burada Jordan diye bir isimden bahsediyor. D seçeneğindeki age kelimesi yaş demek. Burada bir yaş yok o yüzden olmaz. B seçeneğindeki language dil demek. Burada bir dil ismi de yok. Bu da olmaz. C seçeneğindeki likes sevilen şeyler anlamına geliyor. Bundan da bahsedilmiyor. A seçeneğindeki surname soy isim demek. Evet Jordan burada bir soy isim. Dolayısıyla cevap A seçeneği. İkinci soruda days of the week demiş. Yani haftanın günlerinden bahsetmiş. A seçeneğinde Şubat anlamına gelen bir ay var. Bu olmaz. B seçeneğinde Ocak anlamında January var. Bu da olmaz. Ocak ayı. D seçeneğinde Mart ayı var. Bu da olmaz. C seçeneğinde Friday var. O da Cuma günü anlamına geliyor ve cevap C seçeneği. Üçüncü soruya bakalım. Demiş ki I don't like dramas. Yani ben dramaları sevmem. I think they are. Bence onlar şöyle demiş. Sevmediğine göre olumsuz bir şey söylemesi gerekiyor. Funny, komik ya da eğlenceli demek bu olmaz. Exciting, heyecan verici demek bu da olmaz. Interesting, ilginç demek. Bu da olmaz. Boring ise sıkıcı anlamına geliyor. Ve sevmediği için bu cümleyi tamamlar. Cevap B seçeneği. Dördüncü soruda sayılar verilmiş ve boşluğu doldurmamız isteniyor. 10, 10, 20, 20, 30, 30, 50 50, 50, 50, 60 ise 60 demek. Yani buraya 40 gelmeli. D seçeneğindeki 90, 90, bu olmaz. B seçeneğindeki 70, 70 bu da olmaz. 80, 80 demek bu da olmaz. 40 ise 40 anlamına geliyor ve cevap A seçeneği. Beşinci soruda Jane I have a headache demiş. Yani başım ağrıyor demiş. Bakalım ona ne söylemeliyiz. A seçeneğinde müzik dinlemelisin. Hayır bu söylenmez. B seçeneğinde soğuk su içmemelisin beli arayına bu söylenmez. C seçeneğinde dişlerini fırçalamasın bu da denmez. D seçeneğinde ise ağır eşyalar taşımam arasın demiş. Evet beli arayan birisine bu söylenir. Dolayısıyla cevap D seçeneği. Altını soruya bakalım. When is your birthday? Yani doğum günün ne zaman demiş. Ve Joel de bu soruya cevap verecek. A seçeneğinde doğum günü partim var. Bu denmez. B seçeneğinde Partileri çok severim demiş. Bu da genel bir ifade olduğu için olmaz. C seçeneğinde doğum günü pastasına ihtiyacım var demiş. Bu da olmaz. D seçeneğinde ise Ocak ayında ifadesi var. Bakın doğum günü ne zaman? Ocak ayında ve bu da doğru cevap. Yedinci soruya bakalım. Yedinci soruda Jessica bir şey sormuş. George ise I am 20 years old demiş. Yani 20 yaşında olduğunu söylemiş. Yani yaşını söylemiş. D seçeneğinde what is your nationality? Senin milliyetin ne sorusu var. Bu olmaz. C seçeneğinde how are you today? Bugün nasılsın anlamında bir soru var. Bu da olmaz. A seçeneğinde neredesin diye bir soru var. Bu da olmaz. B seçeneğinde ise how old are you? Yani kaç yaşındasın sorusu var. Ki cevabımız bu. 8. soruda mi? doğum günü partime gelmek ister misin demiş. Edim ise üzgünüm gelemem demiş ve devamını getirmiş. A seçeneğinde dikkatlice dinle ifadesi cümleyi tamamlamaz. B seçeneğinde harika fikir tamamlamaz çünkü zaten özür dileyerek gelemeyeceğini söylemişti. D seçeneğinde bu benim en sevdiğim ders demiş. Bunun dersle bir alakası yok. Partiden bahsediyor bu da olmaz. C seçeneğinde ise ödevimi yapmam lazım demiş. Evet özür dilerim gelemem ödevimi yapmam lazım cümle bu şekilde konuşmaya doğru tamamlıyor. Dolayısıyla cevap C seçeneği. Dokuzuncu soruda Tony bir şey sormuş. Marco ise iyi bir fikir film izlemeyi severim demiş. Demek ki Tony film izleme teklifinde bulunmuş. D seçeneğinde saat kaçta kalkarsın diye bir soru var. Bunun konuyla ilgisi yok. C seçeneğinde çay içmek ister misin? Burada filmleri film izlemeyi severimlerine göre çay teklifine bulunulmamıştır. B seçeneğinde satranç oynamak ister misin? Satrançtan da bahsedilmediği için bu da olmaz. A seçeneğinde ise sinemaya gitmeye ne dersin demiş. O da iyi fikir, film izlemeyi severim demiş. Dolayısıyla cevap A seçeneği. 10. soruya bakalım. 10. soruda Şurası surat güldüğü için sevdiği bir şeyden bahsetmiş. Burada da asık surat olduğu için sevmediği bir şeyden bahsetmiş. Burada müziği sevmediğini söylüyor. O yüzden buraya ne gelmeli? Doesn't enjoy gelmez. Yani Sera İngilizceyi sevmez olmaz. Dislikes da hoşuna gitmemek demek, sevmemek demek. Bu da gelmez. Hate, nefret etmek demek. Bu da gelmez. D seçeneğindeki likes gelmeli. 11. soruya bakalım. En sevdiğim ders. Bakın bunlar. Burada bir deney tüpü var. Burada işte DNA'larla alakalı veya fenle alakalı bazı e, materyaller ve simgeler var. Görseller var. A seçeneğindeki müzik, müzik demek olmaz. Math, matematik demek bu da olmaz. History, tarih demek bu da olmaz. Science, fen bilimleri anlamına geliyor ve cümleyi tamamlıyor. Dolayısıyla cevap C seçeneği. 12. soruda Babam demiş, görsele göre cümleyi tamamlamamız lazım. Ne yapıyor? Duvarı boyuyor. D seçeneğinde sebzeleri suluyor demiş. Olmaz. C seçeneğinde köpek yavrularını besliyor demiş. Bu da olmaz. A seçeneğinde yumurtaları topluyor. Bu da olmaz. B seçeneğinde evi boyuyor. Evet. Dolayısıyla cevap B seçeneği. 13. soruda saatin kaç olduğunu sormuşlar burada. Saat kaç? 3'ü 5 geçiyor. İngilizce'de saatler söylenirken önce dakika söylenir. Mesela burada 5 geçtiği için five, sonra geçiyor dediği için past 3'ü geçtiği için de five past 3 denmesi lazım. Dolayısıyla cevap B seçeneği tabi cümlenin başında da it is olmalı. Hemen 14. soruya bakalım. Rebecca sormuş. What's the matter with you? Yani senin neyin var? Demiş. Evet resimdeki kişinin kolu kırık. Bakalım. A seçeneğinde ateşim var. Olmaz. B seçeneğinde dişim ağrım ağrıyor. Bu da olmaz. C seçeneğinde kızamık oldum demiş. Bu da olmaz. D seçeneğinde ise kolum kırıldı demiş. Cümleyi tamamladığı için cevap D seçeneği. 15. soruda Marta ne oynayabiliyor? Evet şurada bir satranç takım var. Satranç oynayabiliyor. A seçeneğinde tic demiş. Yani sos oynayabiliyor. Bu olmaz. B seçeneğinde kaykay demiş. Bu da olmaz. D seçeneğinde tenis demiş. Bu da olmaz. C seçeneğinde satranç diyor. Ve dolayısıyla cevap C. 16. soruda simit ağacın neresinde? Arkasında. Şimdi D seçeneğindeki between arasında demek olmaz. B seçeneğindeki under Altında demek bu da olmaz. C seçeneğindeki around etrafında demek bu da olmaz. B seçeneğindeki behind arkasında demek ki ağacın arkasında olduğunu görebiliyoruz. Cevap A. 17'de burada bir parti şapkası var gördüğünüz gibi. A seçeneğinde pasta, kek anlamında kelime var olmaz. C'de balloon, balon demiş bu da olmaz. B seçeneğindeki candle... Mum anlamına geliyor. Bu da olmaz. D seçeneğindeki parti şapkası demek ve cevabımız D seçeneği. 18. soruda bir sayı verilmiş ve e, rakamsal halini bulmamız istenmiş. 200, 200 demek. 77 ise 77 demek. Yani 277. Dolayısıyla cevap C seçeneği. 19. soruda sağ dönün anlamında bir tabela var. Ve bunun doğru karşılığını bulmam istenmiş. Go straight ahead dümdüz gidin demek bu olmaz. Turn left sola dönün demek bu da olmaz. Take the first left ilk soldan dönün demek bu da olmaz. Turn right sağa dönün anlamında ve cevabımız A seçeneği. 20. ve son soruya geldik. Burada konuşma balonu içerisinde bahseden hayvan hangisidir diye sormuş. Şöyle demiş. I am a small animal. Yani küçük bir hayvanım. I live in water. Suda yaşarım. People can feed me in an aquarium. Yani insanlar beni akvaryumda besleyebilir demiş. Şimdi kedi olmaz. Kuş da olmaz. İnek de olmaz. Cevap D seçeneği arkadaşlar. Evet bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz likelamayı, kanalıma abone olmayı. Ve arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.